Ekran Gazetesi stüdyo konuklarıyla devam ediyor. Şu anda yanımda Özel Altaş Koleji İngilizce Bölüm Başkanı Ferhnaz Kalyoncu, Georgian College öğretim görevlisi Gabriela Facini ve Crown Yurt Dışı Eğitim Danışmanı Fehmi Albaş bulunuyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben anladım, öğretmişsiniz herhalde. Evet. Maşallah, ne kadar güzel. Şimdi yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Ferhnaz'ım, ilk sorumu size yöneltmek istiyorum. Georgian College'la nasıl benim için bir bağlantıya geçtiniz? Ben soruyu cevaplamadan önce Altaş Televizyonu'na teşekkür ediyorum. Ayrıca bütün Türkiye'deki, Ordu'daki Evet. bütün öğretmen arkadaşlarımın, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü de Evet. kutluyorum bu arada. Yarın Öğretmenler Günü. Evet, bizi birkaç kere misafir ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Daha önce de söylediğim üzere yazın Kanada ve Kuzey Amerika üniversitelerini gezdik. Bu Crown şirketinin daveti üzerine ve Georgian College'a da gittik ve orada Gabriella tanıştık. Öğretim üyesi hem de marketing manager'ı üniversitenin ve Kanada'daki eğitim sistemini epeyce bir inceleme fırsatımız oldu. Öğrencilerin ödeyeceği ücretlere kadar, eğer giderlerse burs imkanlarına kadar. Bildiğiniz gibi Özel Altaş Koleji'nin hemşirelik bölümü de var, acil tıp teknisyenliği de var. Bu bölümler için çok cazip gerçekten Georgian College, yüksek hemşirelik için muhteşem bir şekilde donatılmış, maketleri bile canlı. Yani dokunduğunuzda canımı acıttınız diyebiliyor ya da doğum yapan maketleri. Yani gerçekten çok harikaydı. Hele Evet. ATT öğrencileri için ambulans şoförlüğüne kadar öğretildiği ve gerçekten son teknolojiyle donatılmış laboratuvarları çok etkilendim. Evet, sizin de söylediğiniz gayet Ve gerçekçi. evet. Ve Türkiye'ye döndüğümde okul yönetim kurulu başkanımız Namık Bey'le görüştük, müdürlerimizle görüştük ve davet ettik arkadaşlarımızı Ordu'ya, bizim öğrencilerimizin de öğrenmesini, nasıl gidildiğini, işte nasıl çalışmaları gerektiğini, burs imkanlarını ve sağ olsunlar onlar da kırmadılar. Crown şirketine de teşekkür ediyoruz. Onlar da aracılık yaptılar ve misafirimiz olarak Ordu'ya geldiler. Dün gerçekten öğrencilerin çok ilgilerini de çekti. İnşallah okulumuzla da ortak çalışmaya gireceğiz, hemşirelik bölümünde özellikle. Ve geldiler. Şimdi kendisi daha iyi açıklayacaktır eğitim sistemini ve öğrencinin kazanacağı artıları. Evet, ben sizin huzurunuza tekrar teşekkür ediyorum. Evet. Thanks Gabriella for coming, Ordu and Altaş College again. Thank you for having me. Yeah. Thank you very much. Evet, biz de Sayın Façini'ye dönelim ve biraz da sohbet edelim. Şimdi Kanada'da üniversite okumanın avantajları nelerdir? Ben aslında merak ediyorum. Hani biraz daha açalım istiyorum. Evet, programda izledik ama sizi yakalamışken. Evet. Gabriela, what is the advantage of studying in Canada? Well, Canada is known to be one of the great centers for study around the world. We have a unique system of colleges and universities with a very high reputation. And colleges are mainly for more technical hands-on training, while universities for more traditional studies, social sciences, and things like that, where college you go more to study engineering, architecture, and so on. Kanada'da eğitim dünyadaki birçok ülkeye göre çok daha avantajlı. Özellikle Kanada'da eğitim sistemi çok farklı. Kolej ve üniversite olarak eğitim sistemini, liseden sonraki eğitim sistemini iki bölgeye ayırmışlar. Kolejlerde daha çok teknik ağırlıklı dersleri öğrenciler alırken, üniversitelerde daha çok sözel yönelik dersleri alıyorlar bu şekilde. Canada is a very safe country to study and very technologically advanced, and we have a very good reputation around the world for very high caliber studies. Kanada özellikle çok güvenli bir ülke insanların yaşaması açısından ve de dünyada eğitim kalitesi olarak ilk sıralarda gelen bir ülke. Şimdi bunu soracaktım. Acaba Evet. sistem nasıl işliyor Kanada'da? How is the system working in Canada?
can you open more? Yes, before 1966, Canada had a system similar to Turkey, where all studies happened in university. But at that time, the government decided to split all of the technical careers into college because the world was changing. You know, we were coming into computers and robotics and a new era of technology. So college offered much more hands-on training in a smaller classroom environment that could really put the attention on the student. 1966'ya kadar yine Kanada'da aynı Türkiye'de olduğu gibi sadece üniversiteler vardı. 1966'dan sonra teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerlediğinden dolayı bunu takip edebilmek adına kolejler ve üniversiteler olarak ayrıldı. Kolejlerde 30-40 kişilik sınıflarda öğrenciler direkt teknik ekipmanlarla dersler görürken, üniversitelerde daha çok bu amfi dediğimiz sınıflarda, daha kalabalık sınıflarda sadece süzel ağırlıklı dersler görüyorlar ve bu şekilde öğrenciler kolejlerde daha bir eğitim alma şansı yakalıyorlar. Evet. Peki, Mrs. Facini nasıl ve niçin orduya geldi acaba? Why did you come and how did you come to Ordu? Well, I was invited by Crown Corporation and by Altish School, and Fairness invited us to visit. So that's how I ended up coming to Turkey and to visit Ordu especially. Gabriel Hanım, Kran Yurtdışı Eğitim tarafından ve Sayın Hocamız ve Ordu Altaş Koleji tarafından Ordu'ya davet edildiği için buraya geldi. Evet, çok da iyi olmuş ama şimdi evet anlattıklarınız çok güzel hakikaten ama şimdi Kanada'da ya da yurt dışında eğitim almak için bir de bunun ekonomik boyutu var tabii. Evet. Yani bir öğrencinin ne kadar orada üniversitede okuyabilmesi ne kadar bir ücret gerekiyor acaba? Hani bunun maliyeti evet. Ailelere de yansıyacak sonuçta. So for a student, how much tuition and the life expenses they need to pay? Well, tuition on a yearly basis at Georgian College is about $13,000 a year. But the great thing about studying in college and at Georgian College is that over 80% of our programs have a work component. So students can actually study and work and they can make money while they're working. That means that they can offset the cost of living in Canada and hopefully they don't have to bring a lot of money for the extra living expenses. Kanada'da yaşamının diğer avantajlarından bir tanesi de öğrenciler öğrencilik yıllarındayken aynı zamanda çalışabiliyorlar. Aynı zamanda koleji üniversitelerden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi kolejlerde aldığınız derslerle ilgili kolejin sizi bir işe yerleştirmesi. Bu yerleştirdikleri işte ortalama 6.000 ila 8.000 dolar gibi bir ücret alıyor öğrenciler. Aynı zamanda haftalık olarak çalıştıkları zaman kendi yaşam masraflarını karşılayabiliyorlar. Bu 6.000 ya da 8.000 arasındaki ücret ne kadar tutuyor zaman? Hani aylık 4 aylık bir sömestrede. Çünkü bir sömestrede bir sömestr boyunca kendileriyle ilgili yani aldıkları eğitimle ilgili bir işte çalışıyorlar. Onun dışında üniversitenin ortalama ücretlerinden bahsettim sanırım. 13.500 civarında bütün bölümlerin ücreti ve de bu diğer dünya ülkelerine gerçekten çok daha düşük veya bir İngiltere ve Amerika ile kıyasladığımız zaman. Evet. Peki bir de üniversitenin hani Kanada'daki bu okulun giriş şartlarından bahsedelim. Şimdi izleyenler muhakkak merak ediyorlar. Evet Özel Altaş Koleji öğrencileri bu konuda bilgilendirildi ama belki dediğim gibi hani bu konuda daha detaylı bilgi almak isteyenler vardır. Bir de onun için bunu açalım. Mesela öğrencinin burs alma imkanları var mı? Ya da dediğim gibi hani okula yani bu kalıcı giriş şartları neler? What is the rules to apply to Georgian College and is there any scholarship opportunities? Yes, in order to apply to Georgian College, you need to have a very good level of English. So we're looking for undergraduate programs of TOEFL, 80 or above, or IELTS 6, as well as good grades. Depending on the program they choose, they might need good grades in math or sciences. Eğer bu üniversiteye girmek istiyorlarsa öğrenciler, özellikle İngilizcelerinin çok iyi bir seviyede olması gerekiyor ve bunu ispatlamaları gerekiyor. Bunun için de TOEFL'dan 80, IELTS'ten de 6.0 gibi bir puan almaları gerekiyor. Ve önemli olan öğrencilerin lisedeki okul başarıları. Yani 5 üzerinden 3'ün altında bir öğrencinin olmaması gerekiyor minimum olarak. Evet. Eğer İngilizceleri de yeterli bir seviyede değilse, üniversitenin kendi İngilizce programlarına dahil olabilirler. Ve orada İngilizcelerini tamamlayıp %60'lık bir başarı gösterirlerse, bu şekilde üniversiteye direkt geçiş yapabilirler. Evet. Peki Mrs. Facini Ordu'yu nasıl buldu acaba? Sanıyorum daha önce gelmedi. Yes. Evet, bu ilk zamanı. İlk defa Türkiye'ye geldi zaten. Bu üniversiteyi ilk defa Türkiye pazarına getirdik. How did you find Ordu? Did you like here and what's your opinion about Ordu?
I love Urdu. I had the chance to go up the up the mountain in the cable car, thanks to Ferney, who took me last night. And the views are wonderful. The history and the architecture is beautiful. And I love Turkish people, very warm. And so I'm very happy here. What about our school? School, yes. I visited Altash. Altash was really impressive. Probably the most technological high school I've seen in Turkey so far. And I visited quite a few schools. But I was really impressed with the facilities and with the fact that all the classrooms have smart boards and the latest technology. Ferhanlıs hocamız bizi teleferikle tepeye çıkardı. Boztepe sanırım ismi. Orayı çok beğendi özellikle Gabriela Hanım. Ordu'nun manzarasını ve buradaki yapılanmayı çok beğendi özellikle Ordu içerisinde. Hatta Ordu'nun Samsun'dan daha güzel bir şehir olduğundan bahsediyordu dün gece. Ayrıca Altaş Koleji açısından da diğer ziyaret ettiğimiz okullar arasında Altaş Koleji'nin son derece teknolojik ekipmanlarla donatılmış çok modern bir okul olduğundan bahsetti. Ve Türk insanların çok sıcak ve arkadaş canlısı bulduğunu söyledi. Evet. Ben bir şeyin daha söylemek istiyorum Gabriela Hanım. Lütfen. Türkiye'de tabii İstanbul'da da birçok okulları ziyaret ettiler Türkiye'ye gelmişken. Türkiye'de gördüğüm en güzel okul dedi. Çok hoşuma gitti. Ne güzel. Gerçekten hatta kendi üniversitemin aktivitelerini, teknolojisini söylerken biraz dikkatli söyledim. Çünkü gerçekten son derece güzel dayatılmış, döşenmiş bir teknolojiye sahip bir okul dedi. Artı öğrencilerimizi de çok beğendi. Onun tabiriyle smart children. Son derece. Yeah, I'm talking about the thing that yesterday you said. Yeah. Biz de tekrar görmek istiyoruz Sayın Façini'yi. İnşallah devamı olur. Yine Urdu'ya gelir, yine misafirimiz olur. They would like to see you back in Urdu, hopefully, next time. Teşekkürler derim. Biz teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için ve aktardıklarınız için teşekkür ediyorum size. Biz tekrar teşekkür ediyoruz davet ettiğiniz için. Sağ olun. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.